modayı atlamayın. En önemli bu işi geliştiren konuların başında bir de moda geliyor. Bütün dünya için geçerli, sadece Türkiye için değil. Şimdi biraz evvel örnek verdiniz, işte bel inceltti, popo genişledi filan. Bir moda yaratılıyor. Ben 30 senedir bel inceltme ameliyatı yaparım. Ama sırf belini inceltmek için gelen hastaya bunu yapamazsınız. Çünkü o zaman bu ameliyatlar ciddi izleri olan ameliyatlar. İzler ya. Sizin yaptığınız ameliyatlar ne Liposuction o zaman? Sanırım. Kemik alma ameliyatı yapmıyorsunuz. Yapıyoruz. Gayet tabii. Mesela şimdi, ben geldim size, al şu kemikleri ya, bana dert oluyor bunlar, fazla geliyor mu diye. Şimdi onu, sana bunu yapamayız. Çünkü bahsettiğim dünya güzel olur. İzler oluşur. Ha, izler oluşuyor. İzler oluşur. Kime yapıyoruz bunu? Bel inceltme, eğer beli kalınsa bir karın germe ameliyatı yapıyorsanız. O zaman açıyorsunuz, ciddi bir izle karnını açıyorsunuz. O safhada belinden yağları fazlalığını alıyorsunuz. Eğer bir toraks tabanında altında bir geniş bir yapısı varsa, onu oradan birer tane kaburgayı, böyle hareketsiz bir yarım kaburgaları var en altta bizim insanoğlunun, onları oradan alabiliyoruz. Vallahi acıktık yani. Evet. Yani geçen hafta kanibalikten bahsetmiştik. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki doktor. Evet. Yani acıktık değil mi siz? Gider misiniz kaburga sofrasına? Yok. Yemiyorsunuz herhalde. Evet. Güzel anlatıyor ama doktor. Çok hassasım ben. Her an böyle en ufak bir şeyle bile hemen zehirlenebilecek bir yapım var. Çünkü geçen haftalarda öyle bir şey yaşadım. Et yemiyorum artık. Mideniz var mı? Baktılar mı? Evet, küçük bir midem var. Peki. Özür dilerim. Şimdi biz bu ameliyatı senelerdir yapıyoruz. Ama şimdi moda, yani insanlar böyle konuşur hale geliyor. Bunu tabii insanlar bunu duyunca bu sefer gelip sizden benim belimden kaburgalarımı alıp inceltir misin diyebilir. Diyorlar. Ama bunu böyle yapamazsınız. Çünkü yaptığınız zaman onun incelmiş belinden daha kötü bir iz formatı ortaya çıkıyor. Ne yapayım? Mayo mu giyiniyorlar? Yanlarda izleri olur o zaman. Yani ben öyle bir şey yapsam sizce bikini giyiyorum. Giyebilir miyim? Giyemez. O zaman, onun için neden modaya kime ne yakışır? Hani insanlar öyle düşünür ya. İnsanlar da bu modayla ben kendime nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmeden size bunu öngördükleri zaman siz tabii yapmazsınız. Akıllı bir doktor bunu yapmaz. Çünkü o izlerle hasta mutlu olamayacaktır. Mümkün değil. İnce bir bel ama bir sürü kocaman izleri evet, olur. Evet, çünkü peki Nuri Bey, sizin bir freniniz var değil mi? Tabii. Aynı zamanda bu işin çünkü bir psikiyatrik tarafı da var. Tabii. Yani sizin bir freniniz var. Siz size gelen herkese her istediğini vermiyorsunuz zaten. Tabii ki. Mesele zaten buradaki asıl mesele hasta seçimi. Eğer hastanızı iyi hasta olarak seçebiliyorsanız, hastaların sizden beklentilerini, sizin ona vereceğiniz sonuçları iyi hastayla konuşup tartışıp iyi bir biçimde hastayı bilgilendirirseniz, hasta sizin yaptığınız iyi sonuçtan her zaman mutlu olur. Özür dilerim, tıp eğitiminizden kalan bir alışkanlıkla mı hasta diyorsunuz? Çünkü bu gelen hasta değil ki. Hasta. Bizim için herkes hasta. Herkes hasta mı diyorsunuz? Bize gelen herkes hasta. Şımarıklıkla şunlarımı aldıracağım, şunlarımı dolduracağım. O da hasta. Hasta mı? Herkes hasta. Akıl hastası mı? Ameliyat olduğu için. Hayır. İnsan kendisini beğenmiyorsa bir size başvuruyor. Bu ama terminoloji çok önemli şu anda. Bu terminolojinin şeyi bu. Hasta hastadır her zaman. Hiçbir zaman biz ona şımarık diyemeyiz. Yaparsınız, yapmazsınız. Şımarık bulursunuz. Ama bunu tabii ki uyarıyorsunuz belki. Tabii ki. Yapmazsınız. Yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bütün dünyada anne babaların çocuklarına diploma hediyesi olarak işte burun, işte kaş göz ameliyatı yaptırdıkları bir zaman yaşıyoruz. Tabii zamanda ki, yaşıyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla hani tamam hadi anne baba hani belki onlar yeteri kadar kafalarını kullanamıyorlar. Hani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama ben bir baba olarak çocuğuma diploma hediyesi olarak estetik ameliyat vermem. Ama çok yapılıyor. Ha psikiyatrik bir yönü vardır. Yani hakikaten belki de ısraplı bir hayatı vardır. Ama iş ergenliğe indiği zaman zaten ergenlikte büyümekte olan erkeğin
ya da kızın, kadının kendisini beğenmemesi zaten işin adetinde. Yani zaten beğenmiyoruz. Çünkü niye? Yüzümüz değişiyor, burnumuz şey yapıyor, kulağımız şöyle oluyor, boyumuz uzuyor ya da bende olduğu gibi uzamıyor. Ve sonuçta beğenmiyoruz kendimizi. Daha sonra kendimizi kabul etmeyi öğreniyoruz. Aynı ergenlikte dünyayı, hayatı, anne babayı da kabul etmeyi öğreniyoruz. Tam o sırada çocuğu ameliyat ediyorsun. Evet. Ama daha karara varmış değil çocuk. Ve babası, annesi ona demiş ki seni ameliyata gidiyor. Burada siz devreye giriyorsunuz. Ben biliyorum. Kesinlikle. Sizin ciddiyetinizde. Onun için sormak. Mesele burada insanların sizden beklentisi. Siz ona ne vereceksiniz? Bunu tartışmak. Bütün mesele aslında bunların kararını vermekte bu. Yoksa bir burun ameliyatını biz 15 yaşında yapabiliriz. Çünkü 15 yaşında genç kızlar büyük oranda %99 çoğu zaman kemik gelişimini tamamlamış olurlar. Çoğu zaman tabii biz onun kemik yaşını filan tayin edip bakma şansımız var. Ama ben genellikle 17-18 yaşını mutlaka beklerim. Neden? Hastanın ya da sizden bu ameliyatı isteyen gencin ruhsal olgunluğunun, kendini tanıma olgunluğunun yerleşmesini beklediğim için bekliyorum. Doğru. Yoksa fiziksel olarak, fizyolojik olarak illa 18 yaşını, 20 yaşını beklemek değil. Bazen 20 yaşına kadar da ameliyat etmeyiz. Eğer o kişiyi... Şöyle bir kaygınız yok mu? O zaman bu doktor ameliyat etmiyor. Ben başka doktora gideyim. Ben de onu söyleyeyim. Buyurun söyleyin. Şu estetik mağduru diyorsunuz ya, neden? İşte kime bazı diyorum? Hani genelde böyle bir... Ben demiyorum. Haberlerde falan ben görüyoruz. Ben akıl hastası diyorum. Dudağı aşırı dolgun, yüzü çok kötü olmuş insanlar da görüyoruz. İşini gerçekten hakkıyla yapan doktorlarımız var. Ama işini hakkıyla yapmayan doktorlarımız da var. Biz hakkıyla sadece yapanları çağırdığımız için. Sadece para için yapanlar da var. Para için, evet. Şimdi iyi bir doktor zaten bir hasta geldiği zaman diyelim ki ben burnumu yaptırmak istiyorum. Doktor zaten ona bakıyor. Senin ihtiyacın var mı yok mu? Şimdi o doktor diyor ki ben sana burun ameliyatı yapamam. İhtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Bu sefer o hasta başka doktora gidiyor. O doktor da para için yaptığı için, hani işini hakkıyla yapmayanlardan bahsediyorum. Bu sefer de istediği olmayınca estetik mağduru oluyor. Yakışmıyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Sizin burnunuzda var mı bir operasyon? Hayır, yok. Doğru mu söylüyorsunuz? Yok, gerçekten. Doktorlara soracağım. Yaptırmak istedi, ben yapmadım. Evet, ben kaç kere söyledim. Anlamadım. Bu burnu mu yaptırmak istedi? Bu burnu yaptırmak istedi. Neresi, neyini yaptırmak istediniz? Ya şimdi etrafımızda o kadar çok estetikli bayan. Nuri Soysal hemen yanınızda. Bakın yakından, evet, bakıyor. Şimdi artık bizimkiler büyük kalmaya başladı. Çok estetikli burunlar var. Çok küçülttüler. Büyük mü kaldı bu?